güç kullanarak Filistinleri kendi bulundukları topraklardan gittikçe başka taraflara, komşulara ve bütün dünyaya göndererek kendi alanını genişletmek ve Yahudi nüfusu daha yoğunlaştırmak gibi bir politika izlemeye başladı. Bu son Suriye Savaşı öncesinde mülteciler diye bir başlık açıldığında Filistinlilerden bahsediliyordu. Çünkü en büyük mülteci grubu Filistinlilere aitti. Bu yüzden 15 Mayıs bugün anlamlı, bu Nekbe'nin yıl dönümü, ama dediğimiz gibi devam eden, bitmiş bir durum değil. Her yıl yeniden, her gün yeniden Filistinlilerin maalesef yaşadığı bir durum. Bunu sadece bizler söylemiyoruz. Hem İsrail içindeki Yahudiler ve bazı Yahudi İnsan Hakları Kuruluşu, Betterem, ben çok iyi bilmiyorum, belki telaffuzumu yanlış söylemiştir, veya Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme grubu da benzer şeyi söylüyor. Yani İsrail'de bir apartheid, yani Güney Afrika'da olduğu gibi bir ırk ayrımcılığı sistemi var. Filistinlileri canlarından bezdirerek aslında ülkelerinden gitmesini istiyorlar. Böyle bir durum var, ama böyle bu da bir çelişki aslında getiriyor. Çünkü İsrail Orta Doğu'nun tek demokrasisinin olduğunu da iddia ediyor. Tabii ki bu büyük bir çelişki. Büyük insan hakları ihlalleri var. Ve 1789 Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Birliği'nden de biliyoruz ki insanın başına gelen bütün felaketlerin ve yönetimlerin de bozulmasının yegane sebebi insan haklarının ya bilinmemesi, ya unutulması, ya da ihlal edilmesidir. Bu yüzden İsrail'in bu durumu sadece İsrail için ve oradaki Filistinli kardeşlerimiz için değil, aslında bütün dünyayı da tehdit etmektedir. Çünkü 1789'dan sonra en azından birinci dalga demokrasilerde insan hakları bir şekilde oturdu. Bütün evrensel anlamda insan haklarını temin edecek, işte 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler barışa, yani insan haklarına dayanan bir barışçıl düzen olabilir ortaya çıkarmaya çalıştı. Ama İsrail'in gözü kara bir şekilde, küstahça bir şekilde bu apartheid'i devam ettirmesi, insan haklarına aykırı davranması ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gücü, yumuşak güç diye söylüyorum bunu. Yani işte gerek Yahudi lobisi, gerek basındaki gücü, dolayısıyla gereken cevabı verememesi Birleşmiş Milletler kurumlarının, evrensel kurumların, genel olarak evrensel anlamda da insan haklarına yeterince güçlü olmamasını getiriyor. Çünkü işte böyle bir çifte standartın olmuş olması bütün dünyada insan hakları konusunda gelişimini engelliyor. İşte biliyorsunuz Türkiye ile ilgili olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı hatta yasa söz konusu veya Avrupa kurumlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, genel büyük dairenin ve Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye raporunda pek çok insan hakları ihlalleri var, ama çok güçlü bir şekilde insan hakları ihlallerini yapan devletlere karşı engellenemiyor. İşte sadece Filistin değil, aslında Çin'de de, Doğu Türkistan, aslında Türkiye'de daha çok Filistin'e önem verilmesi Türkiye'deki iç siyasetle de ilgili aslında. Yani niye Çin'de, Doğu Türkistan'da, hatta bazı ülkeler soykırım olduğunu söylüyor. Yani bir soykırım, bunu bu kadar dile getirilmediğini biliyoruz. Veya işte Afganistan'da 81 çocuğun öldüğünü biliyoruz 2-3 gün önce. Niye buna dikkat etmiyoruz? Yani hani İsrail içindeki bir iç politika olarak Filistin'e yönelik davranışlar olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de de Filistin meselesinin çok önde olmasının Türkiye'deki iç siyasetle de ilgili olduğunu görüyoruz. Yani Doğu Türkistan'ı soykırım, yani önemsememek göstergesi. Peki bir şey soracağım. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesela İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırması ve kadın haklarına bakışı ve özellikle insan hakları konusunda biraz geri adım atmaya başlaması sizi rahatsız etti mi? Siz hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nde misiniz, yoksa bağımsız olarak devam ediyor musunuz? Ben değilim yani. Değilim. Çeşitli zamanlarda zaten mesafe koymuştum, ama
Ben kendim ayrılmadım. Barış Akademisyeniyim biliyorsunuz. O barış bildirisini imzalamıştım. Bu nedenle disipline sevk edildim. Zaten savunmamı da vermemiştim. Ve 15 Temmuz'dan birkaç gün önce partiden ihraç edildim yani. Ama onun öncesinde ben birçok zamanlar zaten itirazımı da dile getirmiştim. Özellikle Ekim öncesi sonrası gezi olaylarında da zaten tavrım değişikti. Ama gittikçe uzaklaşan, bir psikolojik olarak uzaklaşan bir durumda olmuştum. Yani 2010 gezi olaylarına destek mi verdiniz Fatma Hanım? Ben Ankara'daydım. Yani gezi olayları sırasında hani o şekilde destek vermedim ama gezi olaylarına hükümetin yaklaşımını olumsamadım. Yani olumlu bakmadım. Bir yerel yani meselenin yerel meclislerce ve orada yaşayan insanlar tarafından tartışılıp netice vermesi gerektiğini söylemiştim. Bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek anlamlı değildi ve ondan sonra zaten şiddetin kullanılıyor olması çok talihsiz olmuştur. Bu çerçevede düşük bakıyordum yani gezi olaylarına. Bu da İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili ne diyeceksiniz? Son olarak onu alayım sizden. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor olmak çok talihsiz bir durum. Çünkü sözleşmeyi imzalarken Türkiye Parlamentosu'nda ender rastlanan, belki de tek olan bir durum söz konusuydu. Bütün partiler evet dedi. Yani bütün partilerin evet dediği bir husustan daha sonra ve Türkiye bu sözleşmeyi öncü olarak imzaladı ve diğer devletlerin de imzalanması için lobi faaliyetinde de bulundu. Yani iftihar etti bununla. Bugün sözleşmeden geri çekileceğini ifade ediyor. Aslında şöyle bir tartışmaya bizi sevk etti. Yani bir parlamentodaki bütün partiler kabul etti. Bunun aynı şekilde eğer olabilir yani sözleşmeden çekilebilirsin ama usulün aynısında olması gerekiyor. Yani parlamento tarafından ancak geri çekilebilir ve hatta Macaristan'da da aynı durum söz konusu. O da sözleşmeden çekilmek istiyor ama parlamentoda tartışılıyor. Yani bu bizi tartışmaya sevk etti. Yani bir tek parlamentonun sözünün onayının bir tek kişinin sözüyle yok edilmesi gibi bir durumu meydana çıkardı. Aslında bu biraz başka alanlarda gördüğümüz bir şeydi. Bu konuyla bizim ortaya çıkmış oldu ve en azından usulü olarak da hani içeriğinden bağımsız olarak bu konuda da tavrımızın belli olması gerekiyor. Yani ortak akıl diyoruz. Çünkü AK Parti aslında ilk kurulduğu zaman hep ortak akla önem vermişti. Yani bireysel akıl değil, ortak akıl. Bu prensipten ayrılımları gösteriyor. Ben o yüzden şunu söyleyeyim. Yani ben başlangıçtaki prensiplere sadığım. AK Parti kendi prensiplerini çiğniyor bana göre. Kendi ne ateş etmiş oluyor bir anlamda. Bunu da zaten çeşitli şekillerde görmüş oluyoruz. Peki bir araya gideceğiz Fatma Hanım. Sonra tekrar bir arada olacağız arkadaşlarımla birlikte. Bir kısa bir ara.